Hadi toparlan yavrum. Bu istasyonda iniyoruz. Ama biz şimdi buraya neden geldik? Uzun hikaye be arkadaş. Dinlemekten usanmazdım. O da ne zaman sorsam yorulmadan anlatır, beni küçük bir çocuk gibi görmez. Bir arkadaşı, bir akranı yerine koyar, öyle anlatırdı. Pelvan Süleyman'ın torunu Bulgaryalı Ali, ikinci kez baba oluyor lan! Ben Ali'ye haber gönderdim. Benimle kaçar mısın dedim. Vay benim oğluma bak ya. Kaçamam dedi. Ne diyorsun sen be? Komünist misin, sosyalist misin? Nesin söyle ha? Paylaşmak sosyalistlikse sosyalistim. İlle de bir isim takacaksanız haktan, eşitlikten, alın terinden yanayım. Neticede burada da ne kadar kalacağımız belli değil. Bir dakika, bir dakika. Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Sen zaten her yerden bir bahane bulup kaçtın. Ne? Oğlum işine gücüne baksın. Kızından uzak dursun. Her şey gibi sevdanın da bir kanunu var. Sevenleri hiçbir kuvvet ayıramaz. Değiştireceksin o zaman kaderini. Baban gibi kendi kaderini kendin yazacaksın. Peki şefim sen tanıyor musun bu adamı? Yok yeni tanıştım. Ama çok iyi adam. Hani hep nerelisiniz diye sorarlar ya. Ben Sevda Köylüyüm. Orası neresi derseniz anlatması uzun hikaye. Osman Bey, uzun hikayeyi izlediğinde insan böyle tabii o kadar güzel bir dönem ki işte görüntü olarak yine sizin kameranız muhteşem. Ve hani o dönemlerde tam böyle ne kadar güzelmiş işte o dönemler, o iller falan ne kadar güzelmiş dediğimizde aslında ve hikayeye başladığımızda Bulgaryalı Ali'nin hani aslında yaşanılır bir dünya için verdiği mücadeleyi gördüğümüzde hani ondan sonra da demek ki hani bu güzellikler de çok önemli değil. O dönemlerde aynı şeyler yaşanıyormuş. Siz bunu mu vermek istediniz biraz da insanlara? Tabii yani biz bugüne, yani bugünün insanına ve geleceğe yapıyoruz filmi aslında. Yani sadece bir zamanlar böyleydi diye yapmıyoruz. Bugüne ve geleceğin insanına film yaparız sonuçta. Ona ne anlatacağız diye yapıyoruz. Aslında dönem filmleri de ya da geçmişte olanları yaparken de hani yarını kurmak için ne yapmamız lazım? Geçmişte ne olmuşa bakmak gerekiyor ya yani. Tarih de öyle bir şey ya. Tarihi bilmek yarını kurmak için gereklidir. Yoksa tarih geçip gitmiştir. Kimseye bir faydası yoktur. Ama tarih bilmeden geleceği kuramazsınız. Yarını kuramazsınız. Dönem film olarak evet. Yani bir zamanlar insanlar aslında bugünün dünyası daha güzel bir dünya. Daha gelişmiş bir dünya. Daha imkanlarımız daha çok. Ama galiba daha duyarlı bir dünyada yaşamış o insanlar. Yani bugünden daha duyarlılar, daha hassaslar. Eşitlik, adalet, duygusu, aşkla ilgili, umutlu, daha umutlular hayata dair. Onun için yani nasıl daha umutlu olabiliriz, nasıl daha biraz yüreğimizi yumuşatabiliriz? Bu sanıyorum önemli olan bu yani. Şimdi Bulgaryalı Ali'ye baktığımız zaman aslında adaleti yani kendisi sağlamaya çalışıyor. İşte filmde işte okul müdürüne karşı çıkışı ve onlarla paylaşmamasını, hani kendisi işte o bahçedeki bütün domatesleri toplayıp işte oradaki çalışanlara dağıtması. Yani herhalde bir romanda veya bir film karakterinde herhalde böyle bir şey mi olabilir Osman Bey? Hani nasıl bakıyorsunuz? Günümüzde de hani böyle kahramanlar olabilir mi? Olabilir tabii, niye olmasın? Olması gerek diye düşünüyorum. Her zaman olması gerek. Hani yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşmalıyız duygusu çok önemli ve insani bir duygu aslında. Yani daha doğrusu öyle yaşamalıyız. İnsanlığı güzelleştiren, insanlığı böyle daha iyi bir yere taşıyan sadece bu duygudur.
Ve Bulgaryalı Ali de bu duygunun peşinden giden bir insan aslında. Sana geldiğinde sen giriyorsun. İşte bunu başarmamız lazım Mehmet. Erken davranma. Yapacağız. Evet, dikkat! Yapacağız. Bulgaryalı Ali, yani sosyalist, lakabı sosyalist Ali. Ama o evet. Hiçbir zaman işte sosyalist... Lakabı kendinden önce gidiyor kasaba. Evet, kasaba, evet, kasaba, kasaba. Önceden o lakap oraya varmış oluyor kendisinden önce. Ama hani o onun bir ideolojisi yok yani filmde. O kabul etmiyor hani sosyalist olduğunu. Reddetmiyor, kabul de etmiyor. Peki, yani bununla da öyleyse öyle olsun diyor yani. Neden peki hani siz böyle net bir şey... Eşitlik, adalet duygusu, hakça paylaşmak önemli olan bu. Yani bunun için illa bunu diyorsanız öyle olsun diyor yani. Buna bir itirazı da yok, bir şey de yok. Bence burada ideolojik bir kalıplaşmanın, ideolojik tutuculuğun aslında ne kadar aslında daraltıcı bir şey olduğu, ne kadar gereksiz bir şey olduğunu da anlatıyor aslında. Yani sadece bir kalıp içinde olmak, sadece bu olmak, sadece o olmaktır yani. Halbuki daha geniş bir yerden bakabiliriz. Yani asıl olan şey bu ideolojinin adı değildir. Asıl olan şey hakça, eşitçe paylaşmaktır. Adalet duygusu içinde yaşamaktır. Adaletli yaşamaktır. Önemli olan budur. Yani bunun adı illa şu olsun, bu olsun diye değil. Yani o yüzden de zaten Emin Efendi diyor ya, ulan Ali sen nasıl sosyalistsin? Hem haktan, eşitlikten bahsediyorsun, hem cumaya gidiyorsun, hem de kafayı çekiyorsun be oğlum diyor. Öyle bir adam yani, tam Anadolu insanı. Bizim insanımız biraz böyledir aslında yani. Buralarda sıkıntı yok işte. Kuşatıcı, topyekün, hani biraz böyle kalbimizi açtığımızda bunları görüyoruz zaten. Ne diyorsun sen be? Komünist misin, sosyalist misin? Nesin söyle ha? Paylaşmak sosyalistlikse sosyalistim. İlle de bir isim takacaksanız haktan, eşitlikten, alın terinden yanayım. Filmde bir diyalog da var. İşte savcının Bulgaryalı Ali'ye hani hangi partidensin deyip ondan sonra işte Ali'nin de parti üzerine bir yazısı var. Hatta bu yazısı onu içeriye kadar düşürüyor. Bu ben romanı okumadığım için size sormak istiyorum Osman Bey. Romanda var mı bu sizin var, hayalin? Birebir o metin var, hatta daha uzun olarak var. Biz onu filmde biraz kısalttık, daha uzun olarak var. Öyle bir yazısı, makalesi, o hangi yeri gazetesinde çıkan makale var. Makale metnini biz daha tabii sıkmayacak bir şekilde filmde kullanabileceğimiz özünü diyaloglandırdık. Biraz kısaltarak kullandık. Bütün hepsi hikayede var. Peki siz hani bir söyleşinizde okudum, 11 yıllık hayalimi gerçekleştirdim demiştiniz. Evet. Hani sizin için... Çok önemli. Benim için uzun... çok büyük bir hikaye. Evet. Çok büyük bir hikaye, uzun hikaye. Çok önemli bir hikaye. Hayata dair, insanın var olmasına dair. Aile olmaya dair. Baba çocuk, baba oğul ilişkisine dair. Aşka dair. Hatta her şeyde aşkı görmeye dair. Çok kalp açıcı bir film. Çok büyük bir hikaye. Onun için 11 yıldır gerçekten yapmak istediğim bir hikayeydi. Yine filmde bir replikte diyor ya, hele dursun bakalım, kitaplarının da bir kaderi vardır. Her şeyin bir kaderi vardır. Uzun hikayenin de böyle bir kaderi varmış demek ki film olma konusunda. Bugün oldu yani, bugüne kadar bekledi, demlendi, dem tuttu ve bugün yapmış olduk. Peki hani kadro seçiminiz, belki bu size, soru size çok geliyordur ama hani Kenan İmirzalıoğlu ile çok sık çalışıyorsunuz. Bir yönetmen, şimdi Kenan İmirzalıoğlu da hani dizilerde oynuyor, reklam filmlerinde oynuyor. Siz ilk Kenan İmirzalıoğlu'nu keşfettiğinizde hani o belki bilinmiyordu. Bir yönetmen için risk midir hani sinemada çok bilindik bir yüzü oynatmak? Hayır. Bilindik bir yüzü doğru yere oturuyorsa, yani rolle buluşması, karakterle buluşması doğruysa, tabii ki bilindik bir oyuncuyla, halkın sevdiği, kabul ettiği bir oyuncuyla, büyük starlarla çalışmak her zaman
seyirciye ulaşmak için, halka ulaşmak için daha direkt bir yoldur. Ama biz bu hikayeyi Kenan'la, o da ben nasıl 11 yıldır çekmek istiyorsam o da 11 yıldır oynamak istiyordu zaten. Zaten insan filmi izlerken, çok özür dilerim bölüyorum ama yani Kenan İmirzalıoğlu'nda hani o şeyi görebiliyor. Bilmiyorum, ben öyle hissettim. Evet, evet, o evet, empatiyi evet, kurdum. Hani sanki evet ben bu rolü oynamalıyım. Evet, çok özümsemişim. Evet, gerçekten evet, onu görebiliyor perdede. Oyunculuk performansını çok yükseğe taşıdı bu filmle. Zaten çok iyi bir oyuncu. Çok gelişti. Çok büyük, büyük bir oyuncu oldu artık. Kenan dünya çapında büyük bir oyuncudur. Sadece büyük bir star değil, büyük bir oyuncudur. Bu filmde de çok önemli bir performans sergiledi. Onun oyunculuğu adına galiba başka bir boyut bu. Başka bir boyut. Bunu çok duyuyorum. İzleyen herkesten bunu duyuyorum. Yani hani bir ya bir insan hani bu kadar geniş bir skala, bir de adamın aynı karakterin gençliği ve yaşlılığına kadar giden, neredeyse orta yaşa kadar giden, gençliğinden itibaren bir karakter oynuyor. Bir yazar arkadaşımız onu söylemiş hatta. Yani insan hiçbir bir an bile boşluğa düşmez mi? Hayır yani. Bir an bile boşluğa düşmeden ben de bundan çok büyük keyif aldım tabii. Peki Mustafa Kutlu'nun romanı romanla... Hikaye demek lazım. Evet, düzelteyim, hikayesi. Mustafa Kutlu hikayeci çünkü. Yani romanla, estağfurullah, romanla şimdi vesile oldu söylemeniz. Romanla hikaye edebiyat olarak ayrı türler. Birbirine yakın ama ayrı türlerdir. Mustafa Kutlu özünde bir hikayecidir. Roman boyutunda, sayfa sayısı olarak uzunluğunda yazsa bile hikayecidir aslında. Peki siz ne kadar hikayeye bağlı kaldınız? Biz hikayeye... Tabii ki matematik yapmadık. Senaryonun başka bir matematiği var çünkü. Ve bunun için çok uğraştık. Ben bu senaryoyu 4-5 kere çalıştım, çöpe attım. Yani olmadı, olmadı, olmadı. En son Yiğit Güralp ile 2 yıl önce oturup bir matematiğini kurduk. Ve ondan sonra Yiğit yazmaya başladı. Sahne sahne, sayfa sayfa beraberce çalıştık. Bunların ayrı matematikleri var, ayrı şeyleri var ama ruhu tabii ki aynı kalması. Önemli olan atmosferin ve ruhunu taşıyabilmek, filme taşıyabilmek. Çok küçük değişikliklerimiz oldu. Ama kitabı okuyup, hem kitabı okuyup hem filmi görenler de diyor ki yani sanki hiç, evet, çok hayal ettiğimiz gibi. Fotoğraflar da dahil. Mesela Mustafa Kutlu bile fotoğraf gördük karakterlerin. İşte Münire'nin, Ali'nin, küçük Mustafa'nın falan. Dedi, evet, tanki onlar bunlar dedi yani. Hani çok yakışmışlar. Ki aslında bu da çok zordur. Yani genelde yok, hani iyi hikaye okuyucuları... Yazardan bunu düşünebilmek ilk karede, bir karede evet bu karakterler çok yakışmışlar buna demesi bir yazarın çok önemli bir şey bizim için. Peki dönem filmi yapmak zor mu? Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Dönem filmi yapmak zor mu? Artı dönem filmi yapmak çok pahalı bir şey mi? Dönem filmi yapmak çok riskli bir şey, evet. Evet. Hem zor, hem pahalı, hem de riskli bir şey. Çünkü her şeyi yeniden yapıyorsunuz. Bir kere o atmosferi çok doğru kurmanız lazım. Arayıp bulmanız lazım. Estetiğini doğru kurmanız lazım. Işığını doğru kurmanız lazım. Mekanları ona göre seçmeniz lazım. O yüzden filmde gördüğünüz her şey yeniden yapıldı. Bu da tabii ciddi bir maliyet getiriyor. Ama bizi de gerçekten o dönemlere götürdü. O dönemleri evet, bilmeyen birisi olarak gerçekten o evet, dönemlere gittik. Evet. Ama o dönemle götürmeli, bir de o dönemi sevdirmeli size. Yani öyle bir atmosfer kurmalısınız. Yani uzunca bir süre insanların uzun hikaye üzerinde konuşacaklar diye düşünüyorum ben. İnşallah. Film vizyona girdikten sonra. İnşallah. Biraz da Türkiye sineması üzerine konuşmak istiyorum sizinle. Hani sinemanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani neresinde görüyorsunuz? Bağımsız filmler, sanat sineması, gişe sineması. Hani nasıl bakıyorsunuz bunlara? Ve son dönemlerde de biraz Altın Portakal'ı takip ettiyseniz bayağı tartışmalar oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın Portakal, Altın Koza. Çok özür dilerim, Koza. Galiba Koza tartışıldı, Portakal da herhalde önümüzdeki hafta tartışılacak. Ya ben o tartışmaların dışında kalmak istiyorum bir kere sinemacı olarak.
Bir. İkincisi, ben bu kadar ayırmıyorum. Bağımsız filmler, işte festival filmleri, halk sineması falan ya da sinemaya böyle bir isim vermek benim hoşuma gitmiyor. Sinemadır yani. Önemli olan sinemacı olmaktır. Hani ne kadar sinemacısınız, ne kadar anlattığınız hikaye, ne kadar yalın, temiz, pak ve duygusuyla insanlara geçirebiliyorsunuz. Önemli olan budur. Hikayeyi insanlara aktarabilmek, o atmosferi yaşatabilmek. Benim derdim bu. Bağımsız sinema falan, bağımlı sinema mı var yani? Büyük stüdyolar mı var, tekeller mi var ki bağımsız sinema olsun? Yani Amerika'da bağımsız sinema olur. Evet. Ama burada zaten bağlanacağımız bir endüstri yok ki. Zaten oradan onun kuralları dışına çıkan bağımsız sinema olsun. Yani yok böyle bir şey. Böyle bir kategorize etmek, festival filmi falan algısı. Evet, tabii ki estetik değerler açısından daha deneysel işler yapılabilir. Şunlar olabilir, bunlar olabilir. Festivallerin de ayrı bir algısı ve ayrı bir şeyi vardır. Sinema sanatına bir katkısı vardır. Önemlidir. Ama her festival mutlaka, festival deyince sadece ve sadece art house denilen türde. Yani daha belki de soyutlama üzerine daha çok kafa yormuş, yorulmuş filmler çıkıyor. Festivallerin de türleri vardır. Yani mesela Antalya Film Festivali gelenek olarak Türkiye'nin en eski film festivalidir ve Türk sineması endüstrisinin olduğu kadarıyla bir yıllık bilançosunun açıldığı bir yerdir. Yani sezona bu yıl Türkiye'den şu filmler çıktı diye sunulduğu bir arena olması lazım. Ama şu anda belli bir alanda kapandı ve sanki böyle bir, bu bir eleştiri değil ama bir halktan kopuk bir durum var festivallerle. Halk ve sinema seyircisi arasında bir kopukluk var. Bunun giderilmesi lazım. Çünkü her şey festivallerde sinema için, filmleri biz seyirci için çekiyoruz. Tabii ki kendimiz için de çekiyoruz ama seyirciyle buluşmak için çekiyoruz. Bu kopuklukların giderilmesi lazım. Bunu şundan dolayı size sordum Osman Bey. Bu, hani bu sabah filmin ismini vermeyeceğim ama işte bizim programcılardan biri, hani biz kültür sanat yaptığımız için, sinema programı yaptığımız için, işte Hilal, ben şu filmi izledim, işte festivalde ödül alan filmi izledim. Çok sıkıldım, çıkmak istedim. Yani hani ne anladın sen o filmden dedi. Oysa ki ben filmi gerçekten çok beğenmiştim. Ama sonrasında düşündüğüm zaman, az önce de siz de bahsettiğiniz gibi, yani eğer hani o sınıfın, evet işte alt kimlik, üst kimlik veya onu nasıl değerlendirirsek, anlatıyorsak, bir garsonu anlatıyorsak örneğin, bir garson gidip kendisini o filmde görmek istemiyorsa, o zaman bizim biraz sinema anlamında problemlerimiz var demektir Osman tabii, Bey. Tabii. Yani şimdi sanatın evet, sanat ürünün bir soyutlaması vardır. O bizi bir derinliğe götürür. Bir garson anlatıyorsanız o garsonun yapabileceği ya da yazabileceği bir şey değildir. Ama tabii ki anlaması ve hissetmesi lazım. Onu kendisini, onu gördüğü zaman belki de normalde filmi görmeden çözümleyemeyeceği bir şeyi ona bir ayna tutuyorsanız onu görür, hissettirebilmek lazım. Sanatta soyutlama her zaman aslında besleyen bir şeydir. Yani sanat sadece sokakta olup biten şey değildir. Ya da evinizde olup biten şey değildir. Alıp sizi biraz başka bir perspektife, yani böyle bir sizi biraz yukarı kaldırıp ufku gösteren bir şeydir. Bak, ufukta hani duvarın arkasında ne var? Ufukta ne var? Ufuk çizgisinde, yani sizi alıp başka bir perspektife doğru, bir perspektif kazandırır. Bunun için de bir soyutlaması ve derinliği olması gerekiyor. Ama kimseye bir şey diyemeyiz. Sonuçta bunu insanlara sunduğunuzda ne algıladıkları, yani sizin ne anlattığınız değil, ne algıladıkları kadardır ya mesela. Hani siz bir şey anlatırsınız ama karşınızdaki
Tarihinin öğrendiği kadar anlatmışsınızdır aslında. Böyle bir durum var. Peki Osman Sınav'ın kendi sinemasında meselesi, derdi nedir diye sorsam size? Yani böyle başlı başına bir şey yok ama baktığımda ben de kendi yaptıklarıma hangi türde yaparsam yapayım ortak bulduğum şey adalet duygusu galiba. Çünkü adalet çok önemli bir kavram. Yani bireysel hayatımızda da çok önemli. Toplumsal hayatımızda da çok önemli. Dünyamız için de çok önemli. Yani bütün medeniyetler tarihine bile baktığımızda medeniyetler doğudan batıdan hangi medeniyet olursa olsun adaletle yükselmişler. Adaletsizlik oluşmaya başladan çökmeye başlamışlar. İnsanlar da öyledir. Yani baktığınız etrafınızda, eşinize, dostunuza adaletli insanlar her zaman daha kabul gören önemli insanlardır ve saygı duyulan insanlardır. Adaletsiz insanlar da nefret edilen insanlardır. Yani adalet duygusu hepimize her zaman hangi dilde, dinde, ırkta, mezhepte olursak olalım, neye inanıyorsak inanalım, terk etmeyeceğimiz tek şey adalet duygusu olmalı. Adalet duygusunu terk edersek insanı terk ederiz. İnsan olmayı terk ederiz. İnsan olmak biter. O en önemli aşk ve adalet. Aslında uzun hikayede bunların hepsine cevap veriyor filmi izlediğiniz evet, zaman. Evet. Ama peki finalini söylemek istemiyorum ama biraz söylemeyeceğim. Ama yine de insan şöyle diyor. Keşke hani böyle olmasaydı da devam etseydi yazmaya diye. Eder belki, niye etmesin yani, o bitmiş bir şey yok. Bitmiyor, uzun hikaye aslında. Sürer yani. O seyirciye mi bıraktınız yoksa gelecek mi devamı? Tabii ki seyirciye, o duygu. Seyircide devam etmesi lazım ya. Seyirciye de bırakıyoruz tabii ki. Ha. Ama herhalde ikincisi de gelecek. Yok, o amaçla bir şey yapmadık yani. Seyircide devam etmesi daha güzel bir şey. Biz çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.